Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol Manager 2018 maç günüyle alakalı bir video geldi ve bu videoyu sizlerle daha önceki videolarda olduğu gibi paylaşacağım. Bu fantasy draftlara alakalı bir video geldi. İlgimi çekmediği için, hani bizi çok fazla da sanki ilgilendirmediği için koyma gereği duymadım onunla alakalı. Çok bir bilgim yok. Şimdi uyduruktan bir şey yapmak da istemedim açıkçası. O yüzden onu geçtim. Çok kullandığım bir şey de değil biliyorsunuz Fantasy Draft. Biz ne yapacağız şimdi? Bugün 6. video maç günü ekranı videosuna başlıyoruz. Hadi bakalım. Welcome to FMTV. My name is Joe Tomlinson. Match day, the most important day of the week. To managers, it's either the best or the worst day, depending on the result. In Football Manager 2018, there are a number of innovations that make match days more immersive and authentic, no matter what the result. Yani ekran görüyorsunuz, oldukça bir fazla değişiklik var. Yani fazla değil, tamamen yenilenmiş bir ekran. Güzel bir ekran olmuş. Yani yenilik her zaman güzeldir tabi. Yani burada devam edelim bakalım. Evet, zaten şöyle bir ekran var maç öncesi. Maç günü ekranlarından mesela. Maç genel bakışı diyelim daha doğrusu. İşte burada takımların son 5 maç formu karşılaştırıyor. Biraz daha böyle tek ekranda işte lig puan durumunuzu görüyorsunuz. O günkü fikstürü görüyorsunuz. Güzel bir şey olmuş. Hepsini bir araya toplamışlar. Şu sol alt köşede de şurada da güçlü ve zayıf yönlerini görebiliyoruz rakibimizin. Evet, biraz daha böyle gözümüze sokuluyor. Bu bilgiler, bahsettiği bilgiler. There's also a dedicated panel for your team's fixtures. Zaten çok şey bir ekranda da olsa puan durumunu gösteriyordu zaten, sağ köşedeydi. Böyle toplu bir ekranda değildi ama yani bu kadar göze çarpıcı bir ekranda değildi diyebiliriz. And media panels already existed in the match preview. The match flow, the screens you visit before the match have changed quite dramatically this year. Evet, bu da aslında aynı ekran. Bakın bu maç preview'de o bizim ana ekranı görüyoruz. Hani maç ön bakışta. Burada o briefing dediğimiz hani maç öncesi taktiksel konuşma bu ekranlarda var mesela. Bu ekran eklenmiş. Daha önceki bölümlerde de bahsediyorlardı zaten bundan. But once you're into the match day, this has changed too. With the new graphics engine in place, which we'll talk more about later, it gives us more possibilities to show what we call. O geçişlerde de herhalde bir değişiklik yaptılar. Bu arada stadyumlarla alakalı değişiklikler yaptıklarını belirtiyorlardı. Hani böyle kötü statlar vardı biliyorsunuz, hep aynı. İşte gerçi taraftar oturması nasıl yapıldı bilmiyoruz. Yani bir grup taraftar birlikte oturduğu falan da oluyordu final maçlarında. Umarım o şeylerde gitmiş olur. Ama farklı stadyum fotoğrafları falan, sizin keşfettiğiniz bazı sırlar da olabilir. Dediler ki şu özellik bence mükemmel bir özellik olmuş. Gerçekten hani bunu biz daha böyle standart bir ekranda görüyorduk. Ama burada biraz daha hani işin o ciddiyet kısmını gösteriyor. Tabii 100 paketlerini yüklediğiniz takdirde bu ekran daha güzel olacaktır. Öteki türlü burada kara kara suratlar olacak tahminimce. Zaten burada da ikisinde de keşke bir tane de 100 paketi olmayan bir şey koysalar, nasıl olacağını görseydik. Yani 100 paketi olayı biraz şart gibi olmuş. Güzel olmuş. Orta saha çizgisi falan yapmamışlar. Gerçi yarı sahada gösteriyorlar bunlar şeyi. Güzel olmuş bu ekranda bence. Hoş olmuş yani. Böyle Brezilya ligindeki gibi oyuncular gelsin, şöyle dursun, hareket etsin falan. İlerleyen senelerde neden olmasın? Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel bir ekran olmuş bu. And what their thoughts are on the match ahead. Next, you're taken to the dressing room to conduct your team talk.
Bu da takım konuşması. Takım konuşmasında da güzel yenilikler var. This is now done in a more intuitive way than the previous system. The tone system has been retained, but there are more contextual team talk options than... Ton sistemi zaten bir önceki şeyde de vardı ama biraz daha değişiklik var burada da. Biraz daha mantıklı konuşmalar olacak anladığım kadarıyla. Seçenekler biraz daha düzgünleştirilmiş. Bu olay çok güzel. Hani defans oyuncuları, orta saha oyuncuları, hücum oyuncularına ayrı ayrı konuşma yapabiliyoruz. Yani bir grup olarak yapabiliyoruz. Birebir hitap vardı zaten. O grup hitabı güzel olmuş. Takım konuşmasını hızlı geçebiliyoruz. During halftime and full-time team talks, stats and analysis from the match is displayed on rotation at the top of the screen. Then it's on to the pre-match tunnel. Evet, analizler o konuşma esnasında da gözüküyor. O da güzel. O şu röportaj olayı da çok güzel. Hani böyle Kerem dönmez. Bak Türkçe burada Türk birisi var. Yani burada maç öncesi tünel röportajı şu görüntü de güzel olmuş bence. Ya yani en azından çok küçük bir arka plan, çok küçük bir dokunuş ama gerçekten güzel bir şey olmuş. Yani en azından sizi farklı bir atmosfere, yani şu yukarıda bakın işte maç önü, işte soyunma odası, şu işte tünel, başlangıç vuruşu gibi bir şey yapmışlar mesela. Şu geçişler de bayağı güzel olmuş. Şöyle ilk yarı bittiğinde maçtaki olaylar vesaire diye şurada bize bir bilgi istatistik ekranı geliyor diyelim. Tabi bunları biz istediğimiz gibi açıp kapatabileceğiz tahminimce. Özelleştir butonu vardır diye tahmin ediyorum. Uzman tarafından sunulan bir sonuç özeti barındırır diyor. Tabi bu o tavsiyeyi bize verecek olan kişiye, kişinin özelliklerine de bağlı olacak. Bu da önemli. Şu tepeden görünüş, yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ben oyunu oynarken tabi telefondan izleyen arkadaşlar falan oluyor. Bu ekran açısıyla oynayamayabiliriz. Bence bu oyun bunu niçin yapmışlardır? Yani şundan düşünüyorum. Yurt dışında oynayan kanallarda takip ediyorum. Baktığım zaman genellikle iki boyutlu klasik veya iki boyutlu yeni versiyon kullanıyorlar. Yani iki boyutlu kullananlar için artık o kameradan vazgeçin, bunu kullanın diye bir şeye gelmiş olabilir ama onda tabii tam sahayı görüyorsunuz. Ama taktik ekranı olarak bu çok daha iyi. Yani taktik yaparken ben vazgeçmem yani bu ekrandan. Obviously the pitch tab just shows the pitch view, but let's take a look at the other tabs in more detail. The tactics tab is where you make in-match changes including substitutions. There's a horizontal pitch. Evet, burada oyuncu değiştirme ekranını biraz daha şeffaf yapmışlar. Alt tarafı biraz daha rahat seçebiliyoruz. Hani böyle hafif bir perde gibi yapmışlar. Taktiksel değişiklikler yaparken bunlar böyle olmuyordu mesela. Biraz daha arka taraf az gözüküyordu. Once you're done making changes, just hit the confirm changes button to be taken back to the pitch view. Her versiyonda neredeyse aynı. Burada analiz sekmesinde de daha farklı bir ekran var. Daha farklı istatistikler sunuyorlar bize. Bu da güzel. Hani analiz ekranına tıkladığımız zaman ısı haritası falan gösteriyor. Bir de ileride de gösterecek. Çok da güzel bir ekran var. On the right-hand side of the screen, you can see any pertinent advice from your backroom staff about implementing this analysis. Yani burada da tavsiyeler var hani. The updates tab provides you with a look at the latest scores and news from other matches. Dünya genelinde yapılan diğer maçlara mı? Yani biraz orada çeviride sıkıntı olmuş. Dünya genelinde. Away from the tabs, you can also make match setting changes directly inşallah from the match screen. Gerçi orada dünya genelinde söyledi İngilizce'de ama bilmiyorum nasıl olacak. Evet, kamera açısını buradan ayarlayabiliyoruz. Gerçi mouse'un ortadaki şeyden de ayarlıyorduk bu hani ileri geri yapıp kamera açısını.
Ama burada ekstradan kamera zoom ve kamera ayarı olarak bir şey eklenmiş. Bu da güzel bir şey. As well as the new option to auto reverse the behind the goal camera. And there's a new widget for this year, player watch. Oyuncu izleme mevcut. Evet, bu gerçekten çok güzel bir şey. Performansını daha göz önünde bulundurmak istediğimiz oyuncuyu seçip ne yapmış, ne etmiş özellikle onu takip edebiliyoruz. O da güzel bir şey. Ya özellikle genç oyuncuları takip ederken ne yaptı? Tabii orada yani şurada baktığınız zaman ne var? İşte gol, asist, şut. Bu herhalde kaleyi bulan şut oranı diye tahmin ediyorum. Kondisyonu var. Maç kondisyonu, işte puanı ve vücut dili ne olduğu falan yazıyor. Burada belki bunları biz biraz daha ekleyebilir miyiz onu bilmiyorum ama şu an için biraz yetersiz gibi kaldı. Kaç pas atmış falan onları da görsek güzel olur. Son olaylar ekranı varmış. Overview of the performances of both sets of players, whilst the central panel focuses on the story of the match so far. With match stats and the focus of each team. Yani bu şuradaki görüntü, şu ortadaki şeyleri biz kendimiz dilediğimiz gibi hangi istatistikleri görmek istersek onları seçebiliyoruz zaten. Şuradan tahminimce şuraya bastığımız zaman ne istediğimizi koyabiliyoruz. Bunlar ekran görüntüleri değişmiş ama tabii geçen oyunda da olan şeyler var. Evet, kenardan bağırmalar biraz daha değiştirilmiş. Bakalım onlar da kullandıkça göreceğiz. Yeni grafik motoru, evet, bunu merak ediyoruz. Uf, ne gol attı yalnız ha. DirectX 11'e yükseltmişler. Yani uyumlu çalışıyor. Ya bu... It's not just the background tech that... Yani bu hal ve hareketler zaten şimdi şöyle bir olay var. Futbol Manager oynayan adamların büyük kısmı, yani büyük yarı yarıya vardır herhalde. Şimdi ekran kartı şartı olmadığı için ve ekran kartı da pahalı bir olay olduğu için herkes ekran kartı olayına girmiyor ve herkes de çok böyle hareketli oyunlar oynamayanlar çok daha düşük ayarlarda veya iki boyutlu ayarlarda oynuyor. Pek çok kişi aslında bu değişiklikle alakalı olayı fark edemeyebilir. Bu beni çok rahatsız ediyordu biliyorsunuz. Yani bunu hep dile getiriyorum ben. Oyuncuların vücut hareketleri, çok bazen çok anlamsız oluyor. Yani sizin futbolcunuz ayakta durduğu yerde top kaybettiğini görüyorsunuz. Topu kontrol edemiyorsa bir şekilde onu göstermesi, belli etmesi lazım. Yani onu belli edemiyorsa 3 boyutlu motor niçin yapıldı? Niçin 3 boyutlu gösteriyorsun adamı? 2 boyutlu göster, anlamayalım. Yere mi düştü, ayakta mı kaldı? Ya oyuncuya bakıyorsunuz, hiç sendeleme yok, bir şey yok. Dimdik ayakta duruyor ama rakip topa dokunup alıyor ve hiçbir tepki de vermiyor. İnşallah bunlar düzeltilmiştir. This affects how a player moves around the pitch and operates on the ball, which leads to a more authentic portrayal of the players. İnşallah dediği gibi daha gerçekçi bir portreyi ortaya koyar. Stadyumlar fazlasıyla geliştirildi diyor, biliyorsunuz. İstanbulspor kariyerimizde bahçeli evlerde stadın etrafında palmiye ağaçları falan vardı. Yeterlidir herhalde statların ne kadar sıkıntılı olduğu ve belli bir grup takımın stadı da hep aynıydı. Yani aynı sokak, aynı cadde, aynı ağaçlar, aynı görüntü. Yani az kişi kapasiteli stada gittiğinizde de çoğu zaman aynı boyutta görüyordunuz. Pek önem verilmiyordu. Bu arada şu dakikalar falan üst tarafa eklenmiş. Yani bu zaman akışı vesaireler, alt taraf biraz daha boş bizim kullanmamız için. Görüntülememiz için alt taraf biraz daha boş bırakılmış. İnşallah stadyum, evet, yani burada gösterdiği farklı statlar var. Yalnız bu stat da ne arkadaş böyle ya. Altın madeni gibi stat yapmışlar baksana. Also some of the cutscenes show the stadiums off, so you'll be able to get a better view of where you play the matches.
ultimately the new graphics engine. Yani inşallah dedikleri gibi yeni grafik motoru yani en azından bir seviye daha üste çıkartır inşallah. Thanks to this work. Away from the new graphics engine, there are hundreds of new motion captured animations with particular focus given to goalkeepers to ensure that they react and move in a more realistic way. Alongside new shots, controls, İnşallah anlattıkları kadar vardır yani. Yok şu stüdyoyla çalıştık, böyle çalıştık, şunu yaptık, bunu yaptık. Gol sevinçleri falan filan biraz daha değişmiş. We'll be providing some match engine videos in the run-up to release so you can see some of these improvements for yourself. And after the evet, game, maçtan sonra veri analizi ekranı. There are lots of additions on what is spaghetti mode, evet. Being analyzed, including spaghetti map. Bu ekranları ben çok fazla kullanmıyordum. Yani açıkçası kariyerimde yapmıyordum. Normalde bazen bakıyorduk hani ne yapmış, ne etmiş. Clear-cut chances, combined top pass table, multiple... Şu olay çok güzel olmuş. Bakalım yani bu hareket şeylerini kullanabilecek miyiz? Position data columns and a much improved heat map. Yani merak ettim o hareketlenme haritası hani offside'a düşüş veya dribbling'in ne şekilde olduğunu bizim takımın hareketimizi komple takım olarak ve rakibin de komple takım olarak hareketini sanırım orada sadece bir oyuncu veya belli oyuncuları seçip de yapabileceğiz diye düşünüyorum ben. Valla iştahımızı açmaya yeter mi yetmez mi bilmiyoruz. İnşallah. Yani şimdi bu gelen videolara baktığınız zaman pek çok yenilik var. Pek çok iddialı oldukları konular var ve her geçen gün 2 günde 3 günde bir bunlarla alakalı videolar paylaşmaya devam ediyorlar. Şimdi ilk görünüşte ekranlar değişmiş, işte biraz daha bir şeyler eklenmiş, işte grafik motor, oyun motorunu değiştirdik, oyuncu hareketleri şöyle, gol sevinçleri daha da arttı vesaire vesaire anlatıyorlar tabii ama sanırım betası oyundan 2 hafta önce kadar bir süre çıktı. Yani bu ay sonuna doğru ayın 20'si bugün şu an. Hani ben 30'undan önce yani bu önümüzdeki hafta içi oyunun betasının çıkmasını bekliyorum. Genellikle öyle oluyordu. Hani çıkma 2 hafta önce falan 25'i gibi falan bekliyorum ben. Tabii bu sene çıkarmayabilirler mi? Öyle bir şey olur mu hiç bilmiyorum. Belki de daha az kala bir hafta kala falan çıkartırlar. Kullanmaya başladığımız zaman, oynamaya başladığımız zaman tabii bunların ne kadar bize faydalı veya oyunu ne kadar daha oynama iştahı getireceğini hepsini o zaman göreceğiz. Şimdi bunların hepsi buradan gördüğümüz zaman yenilikler, evet bir de yeniliğe aç kaldık bir sene falan böyle. Bizi tabii ilgimizi çekiyor ama hepsini çıktıktan sonra daha net anlayacağız. Şu ana kadar gösterilen güzel şeyler, yenilikler oldukça iyi. Merakla bekliyoruz. Umarım betası bu hafta içi çıkar ve sizlerle birlikte de videoları paylaşmaya başlarız. Yeni bölümlerde yeni inceleme, açıklama artık ne olur bilmiyorum. Videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.